dersek, iyi bir şekilde örgütlenirsek bu konu çok daha fazla ses getirir diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Peki, iyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Faik Tunay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İBF'lilere destek vereceği sözünü verdi. Tabii ki İBF'lilerin burada biraz da kendi işlerinde örgütlenmesi, yani toparlanmaları gerekiyor seslerinin daha gür çıkması için. Adem Bey, niye toparlanamıyorsunuz? İBF'liler biraz dağınık mı kalıyor? İsterseniz buradan bir öz eleştiri yaparak başlayalım. Maalesef biz baştan da söyledik. 300 bine yakın mezun var. Ciddi bir sayınız var. Ve her sene 35-40 bin civarında mezun olarak mezun 300 veriyor. Bin üzerine ekleniyor. Evet. Niye toparlanamıyoruz? Şöyle söyleyeyim. Bir kere kadro azlığından dolayı, atanamadıklarından dolayı bu arkadaşlarımız büyük ihtimal özel sektöre kayıyorlar. Biraz da karamsarlık ya da ümitsizlik olabilir mi? Tabii, o da var. Çünkü her geçen gün daha kötüye gidiyor kadro atamaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri için. Örnek veriyorum, 2008 yılında çok fazla 4001 kadrosuyla, yani sadece üniversite mezunu olabilenlerin seçebileceği kadrolar çok azken, son zamanlarda örnek veriyorum, Kredi ve Yurt Kurumu yurt yönetim memuru olarak, evet, yönetim memuru olarak tarih ve coğrafya bölümünden almıştır. Yani bizden, bizim kadrolarımızda da var, fakat ama tarih ve coğrafya bölümünün yurt yönetim memurluğuyla hiçbir ilgisi yok. Tamam, onlar da yapabilirler o işi ama örnek veriyorum, ehliyeti olmayan bir şoförün araba kullanması doğru şeklinde bir şey. Evet, doğru bir örnekleme. Yani araba kullanma özelliği vardır. Mesela onların da belki yurt yönetim memuru olarak, örnek veriyorum onu, belki yapabilirler ama sonuçta kadro olarak, ehliyet olarak, ehliyeti ilk olarak alınması gereken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesidir. Yani hani bizden yerleştirecek kimse kalmadığı zaman, o zaman belki bu arkadaşlarımız 4001 kadrosuyla yerleştirilebilirler. Fakat 300 bin tane mezun varken ve son alımda, Kasım alımlarında, Kasım atamalarında 404 kişi aldılar. Evet. Adem Bey, çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Ben bir düzeltme yapayım. Ben az önce 26 Şubat dedim. 25 Şubat olacak. Hümeyra Demirel'e çok teşekkür ediyorum. Bizi uyardı. 25 Şubat. Düzeltmiş olalım. 25 Şubat tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları İzmir'de buluşuyorlar. Eylem yapacaklar. Tabii ki bu eylemlerinin demokratik şartlar ya da demokratik koşullar çerçevesinde olmasını temenni ediyoruz. Engin Dinçel de hemen düzeltme yapmış. Engin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Hakan Çağlar, ben bir taraftan da Twitter'dan gelen mesajları okuyayım ki onların da sorunlarının neler olduğunu kamuoyu bilmiş olsun. Hakan Çağlar diyor ki, genel idare kadrolarının bu işin eğitimini almış İBF'lilerin tahsis edilmesi gerekiyor. Yine Murat Han'ın Twitter'ı, SGK, PTT, TAPU, Gümrük, İş Kurumu, Haziran memur alımında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarını almasını istiyoruz demiş. Ahmet Alataş, Özgür Bey, gümrüklerle alakalı küçük ve önemli bir bilgi vereceğim, telefonla bağlanabilir miyim demiş. Telefonlarımızı düşürebilirseniz bağlanabilirsiniz, onu da belirtmiş olalım. Engin Dinçel, o da 25 olarak düzeltiyor. Teşekkür ediyorum. Orada bir ciddi hata, tarih hatası yapmış olduk. Üniversitelerden en çok mezun veren ve KPSS ve Y'ye giren en büyük fakülte İktisadi ve İşletme İktisat Haziran'da 15 bin kadro istiyoruz demiş Murat Han. Serin rumuzuyla yazan Haziran alımları çok önemli bizim için demiş. Yurt yönetim memurluğu 4001 kodundan alım yapmalı diyor Ayfer Polat. Hattımızda Kadriye Hanım var sanıyorum. İyi akşamlar Kadriye Hanım. Kadriye Hanım.
Efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Siz de sanıyorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından, atama sorunu yaşayanlardansınız. Evet. Buyurun efendim, sizi dinleyelim. Ben İBF mezunuyum. Evet. Şu an KPSS'ye hazırlanıyorum. Ama yerel yönetimlerde KPSS şartı olmadan işe alınan personeller var. Sanırım bugünlerde yaklaşık bir aydır bakanlık tarafından onlar için düzenleme yapılıyor. Ama bize için herhangi bir düzenleme yok. Bu binlerce İBF mezunu bu kadar boştayken ve sadece umudunu KPSS'ye bağlamışken büyüklerimiz sadece işte KPSS işareti olmadan, kesinlikle hiçbir sınav aşamasından geçmeden, tamamen referans aracılığıyla işe alınan gençleri kadroya alıyorlar. Şimdi Kadriye Hanım, sayıları 17.800 kişi. Kadriye Hanım, şunu mu diyorsunuz? Kurumları bünyelerinde çalıştırmış oldukları sözleşmelileri KPSS'ye girmeden kadroya alıyorlar. Evet, KPSS'ye tamamen girmeden kadroya alınıyorlar. Çalışmalar yapıldı. Bakanlık açıklama yaptı. Peki bize kim sahip çıkacak? Milletvekillerine soruyoruz buradan. Biz bu ülkenin vatandaşları değil miyiz? Sadece KPSS'ye girme zorunluluğu bize mi ait? Ya da KPSS olmadan tamamen devlet kurumlarına yerleşme hakkı belirli zümrelere mi ait? İnsanlar, dört belirlerle belediyelerde çalışan sözleşmeli personelleri aynı statüde zannediyor ama onlar, dört belirler tamamen KPSS ile atanmış devletin sözleşmeli personeliyken belediyelerde çalışan personellerin hiçbir vasfı yok. Ama kimse çıkıp sesini duyurmuyor. Biz bu haksızlığı duyurmak istiyoruz. Kamuoyunun bu yöndeki bilgisizliğini gidermek istiyoruz. İnsanlar sesimizi duysunlar. Bu... Çünkü biz burada mağduruz. Bir aydır tamamen psikolojikmen çökmüş durumdayız. Sınava hazırlanmamız gerekirken bu tür şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi biz Kadriye hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Kadriye Hanım, bir nefes alın. Bir nefes alın. Söylediğiniz sözler gerçekten çok önemli. Yani bugün sözleşmeli olarak çalışıp da sonra bir şekilde kadroya alınması, KPSS'ye girmeden, herhangi bir sınava tabi olmadan, bu işin eğitimini almış, 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca üniversitelerde dirsek çürütmüş, ailesinin belki zor şartlarda yetiştirdiği gençlerimizin dışarıda beklemesi, tabii ki o sözleşmeliler de bizim insanlarımız, onlar da bizim kardeşlerimiz, ancak burada söylediğiniz gerçekten önemli bir adaletsizlik söz konusu, burada bir çarpıklık söz konusu. Fırsat eşitliğinin olması gerekiyor. Evet. Eşit şartlarda yarış. Ben KPSS'ye girmek zorundaysam onların da KPSS'ye girme zorunluluğunun olması gerekiyor. Yani şunu diyebilir miyiz? İBF'lilerle diğer fakülte mezunları ya da sözleşmeli çalışanlar, hepimiz eşit şekilde yarışalım, hak eden kazansın, evet, diyoruz değil mi? Evet, fırsat eşitliği olsun istiyoruz. Evet. Biz KPSS'ye giriyorsak onlar da KPSS'ye tabi tutulduktan sonra kadroya alınsınlar. Anladım. Çok teşekkür ederiz Kadriye Hanım. Bu düşüncelerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Twitter'dan da yoğun bir şekilde mesajlarımız geliyor. Üniversitelerde en çok mezun veren, KPSS'ye giren en büyük fakülte, yine 15 bin kadro istiyoruz demiş. İzmir eylemiyle ilgili 25 Şubat. Evet, onu düzelttik Engin Bey. Evet Adem Bey, 4001 kodu herhalde sizin canınızı yakan önemli bir kod. Şimdi diğer kodlara bakıyorum ben. 4001 kodunun açılımında diyor ki herhangi bir lisans programından mezun olan bu kadroda, bu koddan atama yapılabilir, müracaat edebilir. Ama diğerlerine baktığımız zaman da örneğin elektrik mühendisi lisans programından mezun olmuş 4610 koduyla memur alıyor ya da eleman alıyor. Elektrik mühendisliği mezunu, lisans programını bitirmiş bir mezun, kendi kodundan, 4610 kodundan yerleşemezse, gelip 4001 kodundan, evet, sizin uzmanlık alanınıza yerleşebiliyor, evet, değil mi? Evet. Yani biz esasında bunu vurgulamak, evet, istiyoruz. Fen Edebiyat Fakülteliler, ben zaman zaman sosyal medya, evet, medya üzerinden ben bunları açıkladığım zaman Fen Edebiyat Fakülteliler bana tepki gösteriyorlar. Evet. Tarafsız ol diye. Ben hakikaten Fen Edebiyat Fakülteli arkadaşlarım da var, dostlarımız da var, kardeşlerimiz de var. İktisadi İdari Bilimler mezunları da var. Mühendislikten mezun olanlar da var.
atamalarda onların da ciddi manada sıkıntılar yaşadığını hep ben biliyorum. Örneğin 4001 kodundan sizin yani İBF'lerin yerleşeceği koda gelip elektrik mühendisi yerleştiği zaman ne oluyor? O mesleğini 4 yıl boyunca ya da 5 yıl boyunca almış olduğu eğitimini o alanda memurluk yaparken, örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda memurluk yaparken mühendisliğini unutuyor. Artı ya yarın kendi alanıyla ilgili bir başka bir iş açıldığı zaman hemen oraya geçebiliyor. Geçtiği zaman ne oluyor? Bu sefer öbür taraftaki kadro açığı kalıyor ya da orada yetersiz başka bir memur görev yapmak zorunda kalıyor. Bunun olumsuz yansıması da direktmen vatandaşa yani bize geri dönüşü bu yönde de oluyor. Yani siz herhalde bu 4001 kodunun herhangi bir lisans programından mezun olanlar değil de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun olanların 4001 koduyla girmesini talep ediyorsunuz. Evet. Öyle mi anlamalıyız? Şöyle söyleyeyim isterseniz. Şimdi biz gerçekten öğretmenlerimizin bu konuda mağdur olduğunu biliyoruz. Yani Doğu ve Güneydoğu'da çok fazla öğretmen açığı olduğunu da biliyoruz. Biz istiyoruz ki öğretmen adayları, eğitim fakültesini bitirenler istedikleri alanları yani mezun oldukları alanlarında kadro alıp yerleşsinler. Fakat sıkıntı şurada. Örnek veriyorum SGK'da kendi alanlarında bir yere yerleşemeyen eğitim fakültesi adayları, eğitim fakültesi mezunları artık son çare olarak başka bir kuruma, yani devlet memuru olarak başka bir kuruma, örneğin SGK'ya yerleşelim diye tercih yapıyorlar. Devletimiz de bu öğretmen adaylarına 4001 koduyla tercih hakkı verdiği zaman öğretmen adayları bu kurumlara yerleşiyorlar. Evet. Yerleştikten sonra zaten şöyle söyleyeyim, çalışırken yani kendi uzmanlık alanında olmayan bir öğretmen ne kadar işe adapte olabilir? O bir muamma. Evet. Bir de en yakın alımlarda KPSS tercihlerinde ilk fırsatta kendi bölümlerine gitmek istiyorlar. Bu da onların isteği biliyoruz. Haklı olarak bunu haklı istiyor. Olarak çünkü istiyorlar. Ben elektrik mezunuyum. Örneğin elektrik mühendisliğini okumuşum. Ama işsizlikten dolayı yani iş bulamamaktan dolayı bir şekilde devlet kadrolarına gireyim de ne iş yaparsam yapayım mantığıyla giriyorum. Dolayısıyla bu da tabii ki ileriki zaman içerisinde benim hep kendi mesleğimle ilgili alana yönelmeme sebep oluyor. Bu sefer o alanın tekrar boş kalması ya da vasıfsız bir personelin gelmesi şeklinde değerlendiriliyor. Hattımızda Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık var. İyi akşamlar Sayın Işık. İyi akşamlar Özgür Bey. Nasılsınız? İyi çok, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler sizi de ilçe kongrelerimiz var. Kütahya'dayım. Teşekkür ederim. Sizi sık sık çalışma hayatı programında rahatsız ediyoruz. Ama niçin rahatsız ediyoruz? Ben onu da vurgulamak istiyorum. Çünkü Alim Işık gerçekten çalışma hayatı ile ilgili soru önergelerine, araştırma önergelerine ya da kanun tekliflerine baktığımızda verilen kanun tekliflerinde, soru önergelerinde pek çoğu çalışma hayatına yönelik. Bunlar nelerdir? Ben özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü önemli konulara vurgu yapıyorsunuz. Meslek hastalıkları ülkemizin bir sorunu, emekliler bizim ülkemizin çalışma hayatının sorunu, işsizlik, aile birliği, taş ocakları, maden ocakları, işsizlik sorunları, yurt dışında yaşayanlar, grizu patlamaları. Bunlar bütün bizim tabii ki çalışma hayatıyla ilgili sorunlarımız. Mecliste de en fazla bu konularla siz iştigal ediyorsunuz biz gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla biz de sizi çalışma hayatı olarak sık sık rahatsız etmek durumunda kalıyoruz. Biz bundan da son derece mutluyuz. Bu akşam da yine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının sorunlarını çalışma hayatı özel olarak hafta sonunda masaya yatıralım istedik. Bu konuyla ilgili sizin çalışmalarınızın olduğunu da biliyoruz. Duygularınızı, düşüncelerinizi ya da çalışmalarınızı bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz efendim. Öncelikle sizlere ve bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. İyi programlar temenni ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizlerin de dile getirdiği gibi gerçekten ülkemizde çalışma hayatında hem çalışanlar hem bir çalışma imkanı bulamayan özellikle işsiz gençler hem de emekli olmuş, çalışmış ama